Efendim, tüketicilerin beklediği efsane cuma geldi, çattı. İndirimler de bir yandan devam ediyor. Şimdi satışlar anlamında nasıl bir hareketlilik var, bunu konuşacağız. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ETED Başkanı Emre Ekmekçi bizlerle birlikte. Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efsane cuma diyoruz ama yakın zamandır, yani Kasım ayının başından başlayan bir indirim dönemine geçildi. Aralık sonuna kadar da devam edecek ama tabii bugüne özel ayrı indirimlerin olduğunu biliyoruz. Ticaretin bu anlamda geliştiğini ve satışlara yansıdığını da takip ediyoruz. Nasıl bir hareketlilik var? Detayları sizden alalım. Şimdi efsane cuma aslında işte Amerika'da Black Friday deniyor. Onun Türkiye'deki iz düşümü diyebiliriz. Bu dediğiniz gibi satışlar aslında Kasım ayının başında bu kampanya dönemi başladı. Önce işte 11-11 Bekarlar Günü dedik. Yüzümüzü biraz daha doğuya döndük. Çin'deki bir kampanya gününü Türkiye olarak kendi üzerimize almıştık. Sonra yüzümüzü biraz daha batıya döndük. Bu sefer de Amerika'daki Black Friday denen kampanya gününü Türkiye'ye getirdik. Ve aslında Kasım ayını başından sonuna kadar, bundan sonra bir de Aralık ayının işte Cyber Monday var, daha sonra yılbaşı alışverişi falan derken Kasım-Aralık ayı toplam etiminin %25'inin yapıldığı ve tüm sene boyunca neredeyse bu zamana hazırlanılan bir dönem olarak karşımıza çıktı. Biz e-ticaretçiler olarak eskiden tek güne sığdırmaya çalışıyorduk. İşte 11-11 o günde veya işte efsane cumada, cuma gününde tek günlük bir kampanya, 24 saatlik bir kampanya olarak yapıyorduk. Ama bu çok hızlı öğrendik ki tecrübelerle, iyi de olmayan tecrübelerle sistemleri, tüm kargo yapısını, tüm tedarikçilerimizi tek günlük bir şeyle yormak yerine aslında bunu daha uzun günlere, 4-5 günlere, bir haftalara neredeyse yaymak, tüketicilerdeki gene o fırsatları sunarak ama en azından tüketicileri mümkün olduğu kadar daha fazla mutlu ederek, işte siparişlerin teslim edilmesinde problem yaşanmaması için ismi Efsane Cuma olarak kaldı. Ama aslında bu neredeyse bir haftaya yayılan bir kampanya dönemi oldu. Sırf bu hafta için bir 10 milyar TL'lik bir hacim beklentisi konuşuluyor sektörde. Ve toplam 2 aya bakarsak 80 ila 90 milyar TL'lik, zaten bu yılı biraz da artışlarla 400 milyar TL'ye yakın bitiririz gibi gözüküyor sektör olarak. Bunun en önemli gününde bugün yaşıyoruz aslında. Yani ne kadarlık bir yüzdesel anlamda artış var? 10 milyar liralık bir ticaret hacmi burada yakalanması planlanıyor. Evet, ama yüzdesel anlamda ne kadarlık bir artış oluyor bu özel bahsettiğiniz günlerle birlikte, Emre Bey? Evet, şimdi özel günler zaten kendi içinde aslında Ekim ayının toplam hacmi neyse Kasım ayında bunun iki katı yapılıyor. Dolayısıyla bir önceki aya göre iki kat artış diyebiliriz. Bir önceki ayın cirosuna göre. Ama bir de geçen seneye göre, yani kampanya döneminden bağımsız olarak geçen seneye göre sektör büyümesi nedir diye baktığımızda Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar var. İlk 6 ay zaten %74'lerde bir büyüme gözüküyor. Bunda bir yavaşlama görmedik bu büyüme şeyinde. Yani 1-2 puan belki oynamıştır. Dolayısıyla geçen seneden bu seneye olarak baktığımızda da %70'lerde bir büyümeden bahsediyoruz. Bunun tabii sebebi sadece tüketiciler değil. Sadece doğal olarak insanların online'a daha fazla satın alması değil. Aslında perakendecilerin, markaların bugün AVM markası diyeceğimiz geleneksel perakendecilerin de özellikle bu pandemi dönemiyle beraber dijital kanallarına, dijitaldeki varoluşlarına yatırım yapmalarından dolayı bunun şeyini görüyoruz, artışı görüyoruz. Tabii ki bir de işin COBİ tarafı var.
KOBİ'ler e-ticareti sevdi. Çünkü rakamlar da bunu gösteriyor. Şey öncesi, pandemi öncesi 70 bin tane firma Türkiye'de online ticaret yaparken en son Haziran ayı rakamlarına göre bu rakam 350 bine ulaştı. Online ticaret yapanların sayısı da arttı. Tabii bu anlamda sektörde yatırımları da takip ediyoruz dediniz. Şimdi biraz da bu özel günlerde bahsettiğimiz efsane cuma gibi günlerde en çok hangi ürünler satıldı? Onu biraz konuşalım ya da satılması bekleniyor. Elektronik tarafın biraz daha güçlü olduğunu biliyoruz hemen hemen. Bu dönemde yani Kasım ayında başlayan Aralık sonuna kadar devam edecek süreçte en çok neler satılır? Ne dersiniz? Evet, şimdi elektronik hep başı çekiyor zaten çünkü o özellikle şu anda bir de kur artışları biraz daha böyle acaba ileride bunun fiyatı ne olur, fiyat geçişleri dönemine de denk geldiğimiz için o fırsatla beraber daha ileride yapacağı belki bir alışverişi, işte evdeki çamaşır makinesini yenilemek olabilir, televizyonunu yenilemek olabilir, cep telefonunu yenilemek olabilir. Bu ileride yapacağı alışverişi aslında şimdiden fırsatı da yakalamışken yapayım diye. Dolayısıyla elektronik ve nasıl diyeyim daha büyük montanlı ürünlerde evdeki yatırımsal ürünler diyelim. Mobilya da bunun içine giriyor. Daha büyük ürünlerde bu dönemlerde ciddi bir artış görüyoruz. Hele hele şimdi bu kurun ve fiyatın geçişli döneminde. Bir de şunu görüyoruz. Stoklanabilir ürünlerde. Yani fiyatını yakaladım. Tamam mı? Ben bu ürünü zaten devamlı kullanıyorum. İşte nedir? Bebek bezidir, ıslak mendildir, işte zeytinyağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir, çay olabilir. Çay her zaman, çay kahve ilginç bir şekilde yeme içme kategorisinde her zaman zirveyi alır. Böyle tonlarca Black Friday'de çay satılır. Bu sene de bizi şaşırtmadı. Dolayısıyla bir tarafta stoklanabilir ürünler, bir tarafta da daha ileride fiyatı da artmadan alayım, fırsatı yakaladım denebilecek ürünler. Tabii ki genele yayıldığımızda tekstil ürünleri, kozmetik ürünleri, böyle ilginç bir şey varmış, bir alışveriş havasına girip bunları da beğendim, alayım dediğimiz ürünlerde de uzun zamandan beri belki bakıyorsunuz alsam mı almasam mı dediğiniz ürünleri tamam artık yani bu fiyattan da daha düşüğünü olmayacağı beklentisi olduğu için tamam artık alayım diyorsunuz böyle bir dönemde. Evet, tüketicinin aslında bu türlü saydığınız başlıklarla özellikle iki başlıktan yola çıkacak olursak dikkati çok fazlasıyla var. Yani bu konuda çok fazlasıyla bilinçlendi. Ama yine de şunu iğnelemek lazım. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Kurumsal firmalardan alışveriş yapmanın önemi her zaman vurgulanıyor. Burada bazı mağduriyetler de yaşanıyor. Özellikle alışverişin çok yoğun olduğu zamanlarda. Bunu da iğneleyebilir miyiz Emre Bey? Burada dikkat edilmesi gereken konular nedir? Tabii ki yani biz hep şunu diyoruz. Yani her sektörün iş portası var baktığımızda. Yani e-ticaret de bundan muaf değil. Dolayısıyla tüketicilere diyoruz ki bildiğiniz yerlerden, bildiğiniz markalardan, bu fiziksel mağazaların online izdüşümleri olabilir veya online'da gördüğünüz platformlar olabilir. Oralarda alışveriş yapın. Yaptığınız sitelerin baktığınızda en azından künyesine bir bakın. Yani bunun bir gerçek adresi var mı? Bir Etbis kaydı var mı? Zaten Etbis kaydı olmak zorunda. Firma ismi var mı? Yani bunlar aslında çok basit hemen sitenin içinde çok net bir şekilde görülebilecek şeyler. Alttaki künyelerde şeyde olabilecek şekilde. Buralardan alın. Bir de tabii ki kampanya dönemindeyiz ama olmayacak bir indirime de hani belirli noktalarda kanmamak lazım. Ama ne olursa olsun biz tüketicilere nereden alırlarsa alsınlar, aslında hiç düşünmeden kredi kartıyla alın diyoruz. Çünkü kredi kartıyla aldığınız zaman araya bir bankayı sokuyorsunuz. Banka burada herhangi bir olabilecek bir mağduriyette nereden alırsanız alın. Siz herhangi bir bir harcama itirazı ile en azından paranızı güven altına almış oluyorsunuz. O yüzden banka sistemleri üzerinden alışveriş yapmalarını tüketicilere tavsiye ediyoruz. Peki. Emre Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet efendim şimdi ise bir